Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aile bütünlüğünü korumak için hayata geçirilecek Gaziantep Aile Akademisi projesinde son aşamaya geldiklerini söyledi. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Tam bir takım çalışması var. Bütün arkadaşlarıma Allah razı olsun diyorum. Tabii hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Bizi güçlü millet yapan şey güçlü aile yapıyoruz. Aile ne kadar huzurluysa, mutluysa, kendini güvende hissediyorsa, toplumda millet de o kadar huzurlu, mutlu ve kendini güvende hissediyor. O yüzden Cumhurbaşkanımızın söylediği, biz ne ana erkin ne baba erkin, aile merkezi bir millet istiyor. Kurucu Aile Bakanı iken hep başkalarına yapalım dedi, yaptıralım dedi. Kendi yaptığımız sistemde evlilik öncesi eğitimleri başlatmıştık. Nevzat Tarhan Hoca'yla birlikte teorik destek alarak, bilimsel destek alarak yapılması gerekenlerle ilgili bir çalışma başlatmıştık. Ama bu tek başına bir bakanlıktan, bir başkanlıktan, bir üniversiteden beklenen bir sorun değil. Bunu biraz önce Abdullah kardeşim söylediği gibi bütün ilgili birimlerin birlikte koordinasyonuyla işbirliğiyle çözülmesi gereken bir alan. Büyükşehir Belediye Başkanı olunca önce kendi içimizde bunu bir koordine ettik. Özellikle boşanma süresindeki aileleri aile mahkemeleriyle konuştuk. Onlara dedik ki tamam, bu konuda eğer bir sıkıntınız varsa önce bizim gelip hukukçularımızla, psikologlarımızla, bizim sosyologlarımızla bir görüşürseniz, arada bir iletişimsizlik varsa, aile içi iletişimi güçlendirdiğimiz zaman, eğer yuvanın devamı söz konusuysa biz size bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Çok büyük başarı elde ettik. Hakikaten ben bu konuda kendi çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Şimdi İstanbul Valimiz olan Davut Vali ile oturttuk. 12 birimden oluşan, içinde hem Diyanet'in hem baronun olduğu bir protokol imzaladık. Bunun sonunda da bunun bir tek çatı altında yapılması gerektiğini gördük. Çünkü birimler dağınık olunca bunu verimli bir şekilde koordine etmek mümkün değildi. Bir binaya ihtiyacımız olduğunu ve bunu akademik destekle, devletin koordinasyonuyla, yerelin de lojistiğiyle planlanması gerektiğini gördük. Bunun sonunda da bu binanın yapılmasını tamamladık. Burası ulaşılabilirlik açısından çok mühim. Karşıda Fıstık Park var. Yanımızdaki mekan, şehrin en önemli mekanı. Bir ailenin çok rahat çoluğuyla çocuğuyla gelip ergenlik dönemindeki çocuğuna psikolojik destek olabilir, ailesi güçlendirmek için iletişimi gelip çok rahat hem birebir hem grup terapisi alabileceği, tamamen bilimsel çalışabileceği bir çalışma ortamını hazırlamış olduk. Şimdi inşallah son aşamaya geldik.
iş tasarımıyla, bilimsel desteklerle, üniversite destekleriyle Gaziantep'te bir Sanko Üniversitemiz var, bir Hasan Kalyoncu Üniversitemiz var, iki vakıf üniversitemiz. İkisinde de çok değerli hocalarımız var. Onların da destekleriyle, güzel bir tasarımla burayı tamamlamak üzereyiz. Bu bir Türkiye modeli olacak. Çünkü herkesi dinlediğimiz zaman o şehirle, hızlı şehirleşme, küreselleşme, birçok negatif yaşanan sorunlarda rahmetli Ahmet Sinan abi derdi ki şikayet etme çare bu. Çare biziz, çare hepimiziz. İnsanlar, toplum bizden bu konuda yeni bir şey söylememiz istiyor. Hazreti Mevlana'nın da söylediği dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir şey söylemek lazım. Yeni bir şey söyleme, yeni bir sistem, yeni bir model gerektiriyor. O yüzden buradayız. İnşallah tamamlandığında da şehrimizdeki sonuçta iletişim artınca güven ortamı artıyor, muhabbet artıyor, mutluluk artıyor, huzur artıyor. Ve bunun sonunda da şehir huzurlu, mutlu, güvenli bir şehir oluyor. Şehir emin olarak da bundan ziyadesiyle en çok biz mutlu oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun.